Selam arkadaşlar, bugünkü videomuzda bir rap şarkısı var. Bu rap şarkısına klip yapacağız. Kısa bir süre içerisinde, yaklaşık 10-15 dakikamız alacak. Mükemmel bir klip olacak. Çok güzel bir klip olacak. Promosyon önce olmasa da bir klip yapacağız arkadaşlar. Kesinlikle videonun başından sonuna kadar izleyin. Video klibi nasıl yapılır veya bir rap şarkısına klip nasıl yapılır, bunu anlatmaya çalıştım. Aynı zamanda bu rap şarkısını yazan ve söyleyen kardeşimiz Arda Necip. Bunun da kanalını açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan bu kardeşimize de abone olabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar, videoların devamı için beğenin, kanalıma abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın ki eğitimlerimiz devam etsin. Kaydı yaparken OBS ayarlarına bir sıkıntı oldu. Pixel'de bir sıkıntı var. Yani çözünürlük biraz kötü. O yüzden şimdiden hepinizden özür diliyorum. Yine de anlaşılabiliyor. Bakıldığı zaman sıkıntı yok. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi seyirler. Görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hemen ne yapıyoruz? Önce bir klibimize bakalım. Yani şarkımıza bakalım. Daha sonra bu şarkıya göre bir klip yapacağız. Evet, şimdi bizim yaptığımız burada şarkının ritmini diyorum. Yani hem sözleri hem ritmini. Tam böyle ritimlerin bittiği yere klipleri koyarsam daha güzel bir geçiş olur düşünüyorum. Bakalım, deneyeceğiz. Nasıl bir şey olacak? Şimdi bununla alakalı ben video indirdim. Şarkının az çok dinledim ben şarkıyı. Bununla alakalı sözlere göre uygun videolar, video kliplerimiz var. Bunları da ücretsiz indirmek isteyen Pixabay'dan indirebilir. Evet, şarkımızı arkadaşlar ne yapıyoruz? Atıyoruz. Evet, şarkımız normalde bu şekilde başlıyor. Evet, şarkının başladığı yere hemen bakalım. Oraya bir maker atacağız. Bakın şu adede marker. Bunun kısa olarak M tuşu. Bu ritmi dinleyerek hemen buradan direkt ben M'ye basarak hangi noktaya video atacağımızı çok basit bir şekilde yapabiliriz. Evet, hop. 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 Evet, hop. Direkt M'ye basarak hop. Şarkımız bu şekilde bitti arkadaşlar. Kısa bir şarkı, 1,5 dakika. Çok güzel bir parça, güzel bir şarkı yapmış kardeşimiz. Eline, dizine, eline, dinle sağlık. Evet arkadaşlar, ne yaptık şimdi? Buraya biz marker atadık. Tek tek M tuşuna basarak ritme göre nerede video ekleyeceğimizi belirledik burada. Şimdi ne yapacağız? Bu merkelerin olduğu noktalara video sürükleyip bırakacağız. Elimizden geldiğince sözlerle alakalı olmalı. Yani ben bunu kabadasak yaptım. Hani yine tabii ki kulak aşinalığı var, yine göz aşinalığı var ama az inceledim ama yine kabadasak yaptım. Sizler böyle sözlerle uygun şekilde yaparsanız klibiniz 10 numara olur. Bunları merkeze atadık. Video ekleyeceğiz. Daha sonra gerekirse numetrik olarak ekleriz ve geçişler ekleyeceğiz. Tamam. Bize bakacağız video duruma göre. Çok uzamazsa. Başlasın şarkımız. Daha sonra burada hemen bir yol diyor mesela. Buradan mesela bir yol bulalım biz. Mesela bu adam yolda ve bakın şu iyi güzel. Hemen aldık bunu. Bıraktık. Hemen bunu böyle getirdik. Getirdik şuraya. Tık. Evet. Daha sonra ikinci. Evet. Daha sonra yine şu kadın koşuyor. Hemen kadın ekledik. Bakın kadın ekledik. Hemen bunu da diğer marker'a kadar bunu silelim. Evet.
elindeki mic'ını kırarım falan diyor. Burada tabi sinirli olduğunu belirtiyor. Hemen ne yapıyoruz? Mesela şu adam olabilir. Sinirli bir adam. Yani şunu şuraya kadar mesela burada bir geçiş var. Bir bakın şurada, bak şurada. Hemen tam şurada. Şunu getirmek mekre buraya biz. Burada geçsin. Bakın. Hemen bir yolu yok mu dediğinde ayrı bir şey geçiş yapıyor çünkü. Dörtte geçiyor ama burada ne yapıyoruz? Böyle bir buraya bir efekt ekleyelim. Şey, efekt diyorum, video ekleyelim buraya biz. Kaygılar var, yani bir kaygı var. Ne yapıyoruz? Hemen burada mesela şu kadın çok kaygılı düşünüyor. Hatta Susan daha güzel. Şöyle düşünün. Evet, bu şekilde şarkıları, klipleri aralara yerleştirebiliriz arkadaşlar. Evet, burada şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Hemen ne yapıyoruz? En sonunda bir şey ekleyelim. Yani kardeşimizin adını sonra ekleyelim. Mesela şarkı kim yazmış artık? Hani hemen şuradan Windows diyoruz. SNT grafiğe geri gidiyoruz. Grafik. Buradan kendimize uygun bir grafik seçeceğiz. Evet. Evet, benim burada mesela herhangi bir yazı eklemek önemli değil. Mesela şunu ekledik mesela. Hemen şunu ekledik. Okey diyoruz. Sıkıntı var videonun şeyinde. En başta sekansını 360'lara 360 yapmışız galiba şu şeyden dolayı. Ona hata veriyor. Yazı kısmını hallettik. Ya gerçekten çok uğraşmak, hani uğraşmak lazım. Şimdi zaman da kısıtlı. Ben sizleri çok tutmak istemiyorum ama bir de geçiş efekti gireceğim ben. Çünkü bu şekilde pek şey yapmadı. Beni tatmin etmedi. Bir de geçiş efekti ekleyelim. Sonra videomuzu son kez bir bakalım. Hemen buralara geçiş efektleri uygulayacağız. Ben glitch efektini düşünüyordum aslında. Hemen buradan glitch efektlerine bakalım. Şöyle bakalım acaba hangisi daha şey. Şu daha mı iyi olabilir? Şu nasıl? Evet, neyse hepsini deneyelim sırayla. Birkaç tane yapalım yani şöyle. Evet, şu güzel. Şu efekti sessizlik daha sanki daha iyi olacak gibi. Evet. Hemen şuradan birkaç tane yine şöyle glitch efekti ekleyelim şuralara. Pardon, şu tam şu olmadı. Bakın tam şu ortaya gelecek efektlerimiz. Tam. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Biraz da şuradan verelim efektimizi biz. Bakın şuradan. Pardon, alamadık. Hop, tuttuk çektik. Şuraya bıraktık. Çok harika oldu. Gerçekten tam yerine oturdu yani. Evet. Şuna verelim bir efekt. Çok güzel oturdu yerine. Bence bu daha, bu glitch daha iyi oldu. Şunu silelim. Biraz ses istemiyorum ben burada. Ses biraz canımı sıktı. Bu nasılmış bakalım. Evet. Şunu da sildik. Şimdi bir de şuna ekleyelim. Punk'a ekleyelim. Biraz büyütelim. Tam yerine gelsin şöyle. Şunu silelim. Evet, bu şekilde ne yaptık? Videolarımızı, geçişlerimizi arkadaşlar ekliyoruz. Bakalım burada başka bir şey var mı? Resim bakalım. Evet, burada arkadaşlar dikkat ettiğim nokta şu çizgiler denk gelmesi lazım. Bak, çizgiler tam şuraya denk gelmesi lazım. Yoksa geçişimiz tam böyle verimli olmaz. İstemiyorum. Evet, bu şekilde. Hatta bir şey, en son şuna bir efekt, geçiş efekti verelim. Ya böyle renkli bir şey istiyorum. Böyle daha geç bir şey istiyorum. Bakalım. Evet, şurada olmaması lazım. Şunu da tam ortaya aldım. Evet. Son saniyede bir glitch efekti yakışır. Çünkü gizemli bir şey geliyor oradan. Bakın şöyle gizemli olduğu için. Gizemli bir şey olduğu için bir glitch efekti verelim. Videoyu bitirelim arkadaşlar. Hemen şurada TV paketi vardı. Evet, şurada. Bunu da yerine alalım şöyle. Tam ortaya. Evet, bakalım şimdi. Hatta bunu biraz daha şu tarafa alalım ki geçiş biraz daha, çünkü şey çok güzel. Sonraki video tam böyle denk gelsin. Evet, güzel. Evet arkadaşlar, bu şekilde oldu. Yani
Doğaçlama tamamen, doğaçlama hızlı bir şekilde yaptık. Ya tabi bunlara kliplerin üzerine yine limited color, yani renk tonlar falan da verilebilir. İstediğimiz gibi düzenleme yapılabilir. Artık bundan sonraki sizin zamanınız varsa uğraşabilirsiniz. Ben sadece böyle göstermek için yaptık. Yani son kez yaptığımız son haliyle bir videomuzu izleyelim. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum ve sorularınız varsa alt kısmına yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.